silahta. Tek kurşun var Ali Hoca. Ve bu akşam o kurşun birimizi bulacak. Buradan ya sen ya da ben sağ çıkacağız. Başka yolu yok. Düşmanını dost edinen vefa beklemesin yeni dostundan. Dostunu düşman edense korksun onunla savaştan. Manyak. Döndün. Döndün. Kurt Bey, canım arkadaşım. Bu mektup sana aileme sahip çıkman için yazıyorum. İki oğlum ve daha doğmamış olsa da kızım sana emanet. Onlara iyi bak. Ve senden küçük bir ricam var. Eğer olur da kızımın doğumunu görmeden bu dünyadan göçüp gidersen, ona rahmetli annemin adını, Zeynep ismini koy. Allah'a emanet ol aziz dostum. Ben hazırım. Başlayalım. Bu gece, bu kurşunla ya öleceğim ya da öldüreceğim. İntikam yemin ettim mi? Bir mezarda kendine kaz derler ya. Benimki o hesap. Bu uğurda her şeyi göze aldım hoca. Babamın intikamını almadan bana yaşamak haram. Yani anlayacağın, bu gece birimizin vadesi dolacak. Ben plato üzülüyorum sadece. Sen de ölsen, ben de ölsem üzülecek. Çok üzülecek biliyorum. Aynı anadan, aynı babadan olmasak da pilot benim de kardeşim hoca. Babam onu sokaklardan aldı. Hiç ayırmadı bizi. Benden, yani kendi öz evladından daha çok sevdi onu. Pilotla babamızın katilini bulup öldüreceğiz diye yemin ettik. Sen bu yeminin arasına girdin. Şimdi pilot yok. Bu yemini ben tek başıma yerine getireceğim. Anladın mı? Neyi merak ediyorum biliyor musun? Neden? Senin gibi bir adamın benim babam Erniko'yla ne gibi bir hesabı olur? Babamı neden öldürdün hoca? Neden?
Çünkü Vedat, senin baban benim oğlumu öldürdü. Yalan. Yalan söyleme. Bak yalan söyleme. Benim babam değil çocuk katili. Çocuklara bir el bile kaldırmadı. Pilota sor. Pilotu ara, pilota sor. Ona bir fiske vurmuş mu? Bak sor. Yok sorma. Sorma çünkü o kadar yaşamayacaksın. Seni geberteceğim. Bak Vedat. Babanın hedefinde oğlum değil. Ben vardım. Teşkilatta çalıştığım dönemlerde babanın işlerine taş koyduğum için beni öldürmek istedi. Arabama bomba yerleştirdi. Ama ne yazık ki arabada ben değil. Oğlum vardı. Oğlum. Süleyman. Süleyman. Yani pilotun yeğeni. Yıllarca aradığım kardeşimin ismini koyduğum Alican'ın abisi. Oğlum. Süleyman. Baban onu aldı benden. Tıpkı şimdi senin ettiğin gibi. Ben de bir intikam yemin ettim. Ve aldım intikamımı ondan. Hem de hiçbir günah olmayan masum bir çocuğun oğlumun intikam yeminiydi. Ne olursa olsun babamın katilisin hoca. Ben yeminimden dönmem. Yanlıştasın Vedat. Yanlış da olan sensin hoca. Babamı öldürdüğün gün bu yanlışı sen yaptın ve şimdi cezanı çekeceksin. Seni öldüreceğim hoca. Seni öldüreceğim. Hadi Uygar'ın ne pislik herif olduğunu geçtim. Benim abimin düşmanıyla senin ne işin olur ya? Benim bir abim varmış. Hem de iki tane. Kimsesiz yapayalnız değilmiş. Babamın dediği gibi. Annesi babası belli olmayan. Ailesiz biri değilmişim ben. Daha kaç yalan söyleyeceksin Kurt Bey? Bütün giriş çıkışlarını tutun evin çabuk. Sen aşağıya bak. Baba ne oluyor? Zeynep. Kızım hemen odana gir. Kapını kilitle. Sakın da dışarı çıkma. Hadi. Gene ne oluyor ya? Ne söylüyorsam onu yap. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Tamam. Can. Evet. Adamlara söyledin mi? Herkes tetikte lan. Gerçekten o mu? Manyak geri döndü mü sizce? Kesinlikle hocam. Adım gibi eminim. Adamlara söyle. Evi didik didik arasınlar.
Etrafına da baksınlar evin. Hadi hadi hemen sallanmayın hadi. Sen aşağıya bak. Şimdi ne olacak Vedat? Söyle bakalım. Bu kurşunu duvara sıkmakla çok yanlış yaptın hoca. Fırsatım varken değerlendirecektin. Bu şans benim elime geçtiğinde gözümü bile kırpmadan kafana sıkacağım. Bunu bil. Vedat. Vedat! Lan Vedat! Lan Vedat! Abi? Senin ne işin var burada? Sen de öğrendin demek. Öğrendin ve bu hainliğin hesabını sormaya geldin değil mi? Kardeşim arkamdan neler çevirmiş? En son ben duymuşum meğer. Nasıl yaptın lan bunu Vedat? Nasıl yaptın lan? Nasıl? Ne diyorsun sen pilot ya? Ne yapmışım? Ulan bir de hala ne yapmışım diyor. Daha ne yapacaksın lan? Uygar itiyle konuşup görüşmüşsün. Daha ne yapacaksın? Bundan mıydı lan o hallerin? Afran tafran. Gizemli tavırların. Bundan mıydı Vedat? Söyle lan. Ne konuştunuz o uygar etiyle? Ne çeviriyordunuz söyle! Bir şey buldunuz mu Can? Maalesef efendim. Her yere baktık. Hiçbir iz yok. Niye geri döndün manyak? Bunca sene sonra boşuna dönmedi o. Mutlaka bir derdi var. Sizinle mi? Ali Hüroğlu ile mi? Cevap versene lan bana. Cevap ver bana. Ne konuştun o itle? He? Geberip gitmeden önce benim abimi öldürme planları yapan o şerefsizle ne konuştunuz? Konuş lan! Ya yeter be pilot! Ne uygarı, ne konuşması ya? Neden bahsediyorsun sen? İnkar mı ediyorsun? Gözümün içine baka baka bana yalan mı söyleyeceksin? Hiç inkar etme. Duygu görmüş sizi. Duygu mu? Evet, Duygu. Deniz kenarında gizli gizli konuştuğunuzu Duygu görmüş. Hem de biz Uygar'ı öldü sanırken. Neden bizden sakladın lan? Niye bana söylemedin Vedat? Süleyman. Abi sen karışma. Bana bunun hesabını verecek. Hesap vereceğim ha? Hesap vereceğim. Görüştün mü görüşmedin mi diye sormadan beni suçlayacaksın. Böyle düşmanın gibi yekten hesap soracaksın öyle mi pilot? Lan ne soracağım? Duygu görmüş işte. Tabii. Duygu gördü ya, her şey bitti. Ben sana ne söylesem boş bundan sonra tabii. Ne ima ediyorsun oğlum sen? He? Duygu yalan söylemez. Duygu yalan söylemez ama 40 yıllık kardeşim Vedat söyler öyle mi? Vedat, bak bu işi boğuntuya getirme.
Bu işten öyle kıskançlıkla sıyrılamazsın, anladın mı? Anlatacaksın lan! Tamam pilot, tamam. Sen bana inanma. Seni o parmağında oynatan kıza inan, tamam mı? Düzgün konuş lan! Konuşmuyorum be, konuşmuyorum. Madem sen helalimin kızı için bu kardeşini harcıyorsun, ben de düzgün falan konuşmuyorum pilot. Zaten ben senin kardeşin falan da değilim, değil mi? He? Senin kardeşin o. Ben senin hiçbir şeyin değilim artık. Gel lan buraya, gel buraya! Tamam, tamam. Bu kadar sinirliyken ikiniz de bir yere varamazsınız. Yalan söylüyor bana. Kardeşim dediğim adam gözlerimin içine baka baka yalan söylüyor. Ulan bunu da mı yapacaktın lan bana? Bu da mı gelecekti lan başımıza? Sevda. Allah'ım şükürler olsun. Tamam. Hemen geliyoruz biz. Bir daha verdi mi? Evet. Uyanmış. Gözlerini açmış. Çok şükür. Gözümüz aydın abi. Hadi hemen gidelim. Daha fazla ister misin? Yok. Yok, sağ ol Ezgi. Ezgi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey mi istiyorsun? Yok. Bir şey lazım değil. Biliyor musun? Ben uyurken bana söylediğin her şeyi duydum ben. Bana demiştin ki elini hiç bırakmayacağım. Bırakmayacaksın değil mi? Yani biz şimdi... Hüda verdi. Şey... Aslında ben onu o anlamda... Hüda verdi. Alo hocam. Kardeşim. İyi misin? İyiyim hocam. Allah razı olsun. Pilot abi. Çok geçmiş olsun. Daha verdi. Allah razı olsun pilot abi. Seni böyle iyileşmiş gördüm ya. Allah'ıma şükürler olsun kardeşim. İyi misin? Ağrısızın var mı? Yok hocam. Yok. Hocam. Benden başka kimseye bir şey olmadı değil mi? Yok ki daha verdi. Yok. Herkes iyi. Kimseye bir şey olmadı. Biliyor musun, bütün mahalleli senin iyileşmen için dua etti. Allah razı olsun hocam. Onların dualarıyla ayaktayız. Pilot abi. Türkiye'ye ne zaman giriş yaptı? Nerededir? Bir iz bulamadık hala efendim. Onu bulacaksınız Can. Onu bulacaksınız. O Ali ile birlikte teşkilatın yetiştirdiği en yetenekli iki kişiden biridir. Neler yapabileceğini tahmin bile edemiyorum. Önce benden aldığın abilerimi bulacağım. Sonra neden hayatımı benden gizlediğin hesabını soracağım. Buradaymış. Ne yazmış? Saat 12'de eskiden buluştuğumuz yere gel. Ama yalnız unutma, bu aynı zamanda bir güven testi. Tek gelmezsen testi geçemezsin. Evet, taburcu işlemleri tamam. Artık çıkıp eve gidebiliriz. İyi oldu hocam. Ben de ne zamandır çiçekleri sulamıyordum. Ama çiçeklerini ben hallederim. Çünkü sen eve gitmiyorsun, bana geliyorsun.
Sana mı geliyorum? Evet, doktoru duydun. Biraz dinlenip gücünü toplaman lazım. Sen geliyorsun, ben de dinleniyorsun. Biz de sana bakıyoruz, değil mi Sevda? Evet, hem de bebekler gibi. Sağ ol Sevda yenge. Ne demek canım benim? İyi madem. Ben de size gelir, Ali Can'la oynarım bol bol. Benim için de iyi olur. Ne oldu hocam? Niye öyle baktın? Ali Can şimdilik evde değil de o yüzden. Ne oldu ki Ali Can'a? Bir şey mi oldu hocam? Ali Can'ı korumaktan anladığım şimdi bu mu kızım? Gene geldin. Ali'nin burnunun dibinden ev tuttum kendine. Kızım sana söylüyorum ya. Ali'den uzak mı tutmuş oluyorsun şimdi oğlunu yani? Ha? Öyle mi? Evimizin suyu mu çıktı? Neler oluyor Allah aşkına böyle? Ya ben oğlumuzu Ali'den uzak tutmaya falan çalışmıyorum ki anne. Tam aksine üçümüz bir arada olalım istiyorum, anlıyor musun? Ha, buraya taşınarak mı başaracaksın bunu? Beni tenkit etmeyi kes artık anne. Ya niye anlamıyorsun? Niye hep beni yargılıyorsun? Ben ailemizi yeniden kurmak istiyorum, yeniden bir arada olmak istiyorum. Bir kere de anlasana. Kadınlık gururunu ayaklar altına alarak mı? Aşk gururdan güçlüdür anneciğim. Ha aşk, öyle mi? Peki o zaman yıllar önce niye terk ettin Ali'yi? Çünkü senin ağzına baktım. Benim mi? Şimdi ben mi suçluyum yani? O vakit ağzıma baktıysan şimdi de ağzıma bak. Ali eninde sonunda bir seçim yapması gerektiğini anlayacak anne. Ya o kız Sevda ya da biz. Anlayacak. Ali seçimini yaptı. O kızı seçti. Farkında değil misin? Bütün bu yaptıkların kıskançlıktan yavrum. Bütün hepsi kıskançlıktan. Anneciğim. Hüdaverdi abi gelecekmiş ya. Biz de onu karşılamaya gidelim mi? Ne olur anne, ne olur. Tamam anneciğim, tamam. Karşılayalım. Hem babanı da görmüş olursun. Yaşasın. Tamam ben şuraları toparlayayım ama tamam. Ya hadi be Duygu. Hadi be. Çık da bir gönlümüz şenlensin. Bu tip. Bu hastanedeki tip değil mi lan? Ulan ben... Ahmet, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Estağfurullah, gel, gel. Hoş geldin, gel. Merhaba. Ahmet, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Meral teyzeciğim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, iyi. Sağ ol. Duygu. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen? Teşekkür ederim. Ayakta kalma, şöyle oturalım. Duygucuğum, Ahmet'e bir çay ikram edelim mi? Baba hüdaverdiği karşılayacağım biliyorsun. Geç kalmayayım ben şimdi. Aslında benim de pek vaktim yok. Teşekkür ederim İlhan amca. Buraya bir hastamı görmek için gelmiştim. Geçerken size de uğrayayım dedim. Çok iyi yaptın. İyi o zaman ben çıkıyorum. Gel hadi beraber çıkalım. Bırakayım seni gideceğin yere. Yok, gerek yok. Gecikiyorum diye telaşlanıp duruyordum. Bıraksın seni arabasıyla işte çocuğum. Baba hüdaverdiği Ali Hoca'nın evine getirecekler. Sen zahmet etme, yakın zaten ben giderim. Zahmet mi? O nasıl kelime Duygu, aşk olsun. Hadi. Yani... gerek yoktu ama... Güle güle.
Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Duygum niye bu herifin arabasına bindi? Ne oluyor oğlum? Yanlış yapıyorsun İlhan. Neyi yanlış yapıyorum? Duygu'nun gönlü Ahmet'te yok, görmüyor musun? Eskiden vardı. Yine olur. Hatta daha da iyi olur. O eskidendi. Kızın aklı pilotta. Biraz vakit geçirsinler birlikte, bakarsın değişir. Hem de böyle düzgün bir çocukla beraber olursa... pilotla beraber olmanın ne kadar hatalı olduğunu fark eder. İşte bu kadar. Geldiler, geldiler. Babamlar geliyor. Babacığım. İlhan. Oğlum. Daverdi abini karşılamaya mı geldin sen? Akıllı oğlum benim. Daverdi abi. Alican, sen de mi geldin? Baban yok demişti, ben çok üzülmüştüm. Biz annemle taşındık şuraya, arka sokağa.